Türkiye'nin vizyonunda gün ortası bülteniyle gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz sevgili izleyenler. Kameralar önünde bedduaya kadar varan AKP cemaat tartışmasına dair bağımsız Türkiye Partisi'nden son derece dikkat çeken bir açıklama geldi. Genel Başkan Profesör Doktor Haydar Baş Yeni Mesaj Gazetesi'ndeki köşesinde bu gündemi değerlendirdi. Bültenimize BTP liderinin "Rahmet Kapıları Kapanmadan" başlıklı yazısıyla başlıyoruz. Başbakan meydanlardan can havliyle sizin bildikleriniz varsa bizim de bildiklerimiz var Kaybedersiniz dedi. Oysa millet 3 bakanın oğlunun adının karıştığı rüşvet, yolsuzluk iddialarının, ayakkabı kutularının içinden çıkan 4,5 milyon doların, 6 tane para kasasının, para sayma makinelerinin peşine düşülerek hesabının sorulmasını bekliyordu. Millet cemaat hükümet resleşmesi bahanesiyle ayuka çıkan bu rezaletlerin üstünün örtülmesini değil hesabının sorulacağını düşünüyordu. Sizlerse ilk andan itibaren yaşanan vehameti gizlemeye çalışır bir halle tehditler savuruyor. Yönetmelik değiştirerek ikinci kez böyle bir gizli operasyonla karşılaşmamanın tedbirlerini alıyorsunuz. Oysa Türkiye'de kuvvetler ayrılığı varsa bu yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrılması demektir. Polis ve emniyet güçleri yasamaya yardımcıdır. Sizin iki gün içinde attığınız adım yasamayı yürütmeye bağlama çabasıdır. Gelinen noktayı devlet içinde devlet olarak ifade eden başbakana 12. iktidar yılınıza kadar bu yapılanmayı bilemediniz mi? Tespit edemediniz mi? Baş edemediniz mi diye sormazlar mı? İnsanın aklına bu beyanın 12 yıllık iktidarları döneminde, yargıda, bürokraside, emniyette kilit noktaları ele geçirmelerine izin verilen cemaatin hata karşısında kuyruk acısıyla itiraf edilen bir hakikat olduğu zanlı gelmiyor değil. Zira bugün bakanlarınızın çete olarak ifade ettikleri cemaati oldukları yere taşıyan sizin zihniyetinizdir. Bu yapılanmayı Türkiye'nin ve dünyanın başına bela eden de maalesef ilk andan beri giriştiğiniz işbirliğinizdir. Siz önce Trabzon'un Of ilçesinde sonra da Türkiye genelinde dört hak din vardır şeklinde beyanlarda bulunmaya başladığınızdaysa işbirliğinizi zaten ilan ettiniz. Sayın Başbakan doğrularınız var ancak yolunuz yanlış. Bundan sonra karşımıza çıkacak süreç dünyada oynanan oyunların Türkiye'ye hakim olma sürecidir. Gücünüzün varlığını izhar için milleti meydanlara topluyorsunuz. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir kere daha Esad'ın zaferini arkasındaki halk desteğine bağladı. Her fırsatta arkanızda asıl güç gördüğünüz ABD'yi hissettirerek millete hakaret eden, kovan, ahkam kesen sizler içinden geçtiğiniz zor günlerde hangi millet desteğinden medet umabilirsiniz? Cemaat vasıtasıyla dış güçler hile yoluna girdiler. Bu oyunun önüne geçmeniz ancak olayın tüm boyutlarını görmenize bağlıdır. Bütün bu işlerle ülke parçalanma noktasına gelmiştir. Oyunu hazırlayanlarla bir olan, Türkiye'yi bu hale getiren sizler oyunda oyuna gelen konumunda oyundan şikayet eden yine sizlersiniz. Buraya kadar yaptığınız tek doğru devlet kademelerinde kadrolaşan cemaatin aleyhinize kullandığı adamlarını tespit edip görevden almanızdır. Bu istikamette ilerlemeniz gerekir. Siz kimi nereye nasıl atadığınızı iyi bilirsiniz. Orduya, adalet mekanizmasına, sağlığa, eğitime, iç işlerine, dış işlerine, yayın kuruluşlarına, hatta Diyanete hülasa bütün kurum ve kuruluşlar cemaatin kadrosunu maalesef siz yerleştirdiniz. Şimdi Türkiye'nin çöküşünü durdurmak için bunların tamamını azletmek zorundasınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak politikasına sahip çıkmayın. Avrupa Birliği çizginiz yanlış. IMF ile yola devam etmeyin. Dinler arası diyalogcularla işbirliğini bırakın dediğimizde bizi dinlemediniz. Devleti, milleti, orduyu, ekonomiyi düzeltip korumak istiyorsanız bunu sağlayacak kadroların nerede olduğunu siz gayet gayet iyi bilirsiniz. Aksi takdirde batmaya devam ederek Şerif Hüseyin bin Ali'nin kaderini yaşamaya mahkumsunuz. Rahmet kapıları kapanırsa insanlar malları, canları her türlü varlıklarıyla denenmeye tabi tutulurlar ki bu hali sizin ve kadrolarınızın aşacağını zannetmiyorum. Dünyanın peşinden gittiği bir çözüm varken ne hazin tecelli ki siz güneşten kaçıyorsunuz. Profesör Doktor Haydar Baş.